Sayın Kaya, yerinizi alabilir miyiz sizi? Buyurun. Hatip Kürsü'de. Buyurun Sayın Köksal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP'nin sanki hiç zam yapılmamış, yoksulluk ve işsizlik yokmuş gibi yansıttığı, her şeyi güllük gülistanlık gösterip burada toz pembe tablolarla sunum yaptığı, yandaşlarından başka hiç kimsenin derdine derman olmayan bir bütçe görüşmesinde daha sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz. Bütçeyi bir eğitim emekçileri bakımından ele aldım. Baktım, yüz binlerce atama bekleyen öğretmen bu bütçede yok. Görevinin başında bulunan öğretmenlerin derdine derman yok. Kadrolu öğretmen 10.883 lira maaş alırken sözleşmeli öğretmen 9.500 lira, ücretli öğretmen ise en fazla 5.702 lira maaş alıyor. İşin acı tarafı, bunların hepsi aynı işi yapıp farklı ücretler alıyor. En hafif tabiriyle aynı işi yapanlara farklı ücretler vermek ayrımcılıktır. Ve bu bütçede bu ayrımcılığa son veren bir hüküm yok. Okullarda temizlik görevlisi, güvenlik personeli yeteri kadar yok. Bu bütçede onlara da yer yok. Şimdi bir de bu bütçeyi öğrenci bakımından ele aldım ve Sayın Bakan, buraya bir beslenme çantası getirdim. Bakalım içinden neler çıkacak. Önce çıkan bir kuru ekmek. Bakın burada bir kuru ekmek beslenme çantasından çıkan. Sonra bir su ve ne çıkıyor? Sayın Bakan, garibanlık, 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 garibanlık. İktidarınızda ne çıkıyor? Yoksulluk beslenme çantasında. Yoksulluk. Bakın bakın, siz yaptınız. Ne çıkıyor? Sefalet. Bakın, sefalet. Çocukların beslenme çantasında. Ne çıkıyor? Açlık, 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 açlık. Ne çıkıyor? Yokluk Sayın Bakan, yokluk. Çocukların beslenme çantasından çıkan. Şöyle bakıyorum da gülüyorsunuz, gülersiniz tabii. Milletin çocuğu otobüsle, servisle yürüyerek okula giderken sizin çocuklarınız makam araçlarıyla gidiyor. Milletin çocuğu aç karnını okulda suyla doyururken sizin çocuklarınız kantinden istediğini alıp yiyebiliyor. Hanımefendi, biz size konuşmuyoruz, 85 milyonu konuşuyoruz zaten. Bunun sizinle alakası yok. Siz gülmeye devam edebilirsiniz. Bakıyorum da bu bütçe iktidarınızın son bütçesi. Diyeceksiniz ki bu son bütçeyi kimler için yaptılı? Yani işin kaymağını kimler yiyecek? Kimler ise hakkı olduğu halde ve ihtiyacı olduğu halde bu bütçeden hak ettiği payı alamayacak. Mesela yağmurda çamurda yazlık ayakkabıyla, ince bir hırkayla, beslenme çantası olmayan, olsa da dolmayan çocuklara, bebeğine mama alamayan annelere, evladına harçlık veremeyen babalara karşı kur korumalı mevduatla servetine servet kattığınız, yandaşlar için yaptığınız son bütçe. Ayın sonunu zar zor getiren, faturalarını ödeyemeyen asgari ücretlilere, evinin kirası, maaşını geçen emeklilere karşı 1100 adı 50 odalı sarayda oturup 300 odalı yazlık saray yaptırıp 4 özel uçak, onlarca zırhlı Mercedes ve binlerce korumayla gezenlerin son bütçesi. Şeker fabrikaları, SEKA, Sümerbank, tank palet fabrikası satılmasın diye mücadele eden bizlere karşı onları yandaşlarına peşkeş çekmek için sıraya girenlerin son bütçesi. 5 kilo şekeri 30 lira daha ucuza alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleyenlere karşı. Maalesef yandaşlarını kalkındıranların, milletin çarşısını, pazarını zehir edenlerin son bütçesi. Bu bütçe yemin çuvalı 370 liraya dayandığı için hayvanlarını kesime gönderenlere karşı onların feryadına kulak tıkayıp 150 bin ithal hayvanı bu ülkeye getirenlerin son bütçesi. Peynir fiyatlarının et fiyatlarıyla yarıştığı ülkemde eti, peyniri, zeytini kuyumcu vitrini seyreder gibi seyredenlere karşı eş, dost, akraba kontenjanıyla
atanarak 3-5 yerden huzur hakkı... Tamam, tamamlayalım lütfen. ...ve maaş alanların son bütçesi. Bu arada köyde çiftçilik yapan kardeşini Kütahya Tarım Kredi Kooperatifine denetçi olarak atatanların son bütçesi. Kaynak yok diye yıllarca oyalanan, hakları verilmeyen, emeklilikte yaşa takılanlara karşı Suriyelilere 40 milyar dolar harcayanların son bütçesi. Bu bütçe güzel ülkemi Araplar için darphaneye, Bulgarlar için AVM'ye, Ruslar için ucuz tatile, Suriyeliler için doğumhaneye çevirenlerin son bütçesi. Velhasıl bu bütçe hakkı savunanlara karşı batıl diyenlerin, mazlumun yanında duranlara karşı zalimi savunanların son bütçesi. Devri iktidarınızın son bütçesi deyim yerindeyse veda bütçenizdir. Hadi orada.